Gün Betüş Hanım ve arkadaşlarının pedi olduğunu kanıtlama günüdür. Gidelim ve delil toplayalım. Ne oluyor ha? Ne oluyor? Göster insanın olduğunu. Aa, Suzan sen gitmedin mi? Nereye? İşe. Gider miyim hiç ha? Gider miyim? Ben malımı bilmez miyim? Şunu şöyle bir güzel sıkı sıkı bastırayım da... ...dünyada kocasına dürbünle bana tek kadın olarak tarihe geçeyim. Hop! Bunu yapmayacaksın Suzan. Yapacağım Avni, yapacağım. Komşumu, ailesini ve bilim arkadaşlarını dürbünle gözetleyen bir kocanın karısı olarak yaşayacağım ama... ...senden kurtulur, daha onurlu bir yaşam sürerim. Çok daha iyi. Sakin ol Suzan, sakin ol. Nasıl sakin olabilirim ha? Nasıl sakin olabilirim? Senelerdir peri peri diye sayıklamaktan bıkmadığından, bıkmadığından. Suzan sakin ol, Suzan. Suzan sakin ol, Suzan. Bana bayılma numarası yapma Avni. Kendi kendine attın gördüm. Seni kahretsin, ömrümü yedim. Oh. Oğlum, içerideki ailede Betüş teyzem ve kızı Çilek hariç herkes fani. Bu yüzden içeride sihir yapmak yok. Tamam mı oğlum? Of, niye anne? Faniler bizim hakkımızda bir şey bilmiyorlar da ondan. Bugünlük peri değilmişsin gibi davran. Hadi bakalım, şimdi uslu ve iyi bir peri ol. Tamam mı? Tamam. Sihirle değil oğlum, zili çalacağız. Betüş Hanım arkadaşınız geldi. Dur ben bakarım Firuzeciğim. Dur anne beraber açalım. Ne de olsa bana arkadaş geldi. Bu da kendine zorla arkadaş bulacak. Aman abi uğraşma. Yeter ki bizi rahat bıraksın. Lara. Betüş. Arkadaşım. Seni çok çok özledim. Hoş geldin ben de. Hadi geçin sizi ailemle tanıştırayım. Tamam. Eşim Sadık. Lara. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Firuze. Eşyalarınızı alayım. Teşekkür ederim. Ne haber ufaklık? Senin adın ne bakayım? Berk. Öyle mi? Ne güzel bir ismin varmış öyle. Bunlar da sizin çocuklarınız olmalı. Aa evet. Çocuklar hadi tanışsanıza. Merhaba. Ben Cem. Memnun oldum. Ben de Ceren. Memnun oldum canım. Ben de Çilek. Senin acilen arkadaş olabilir miyiz? Acilen diyorum. Oh. Hadi canım. Oh. Sağ ol. Yakışıklı babam. Çuf 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 çuf. Hadi toprak. Hadi aç. Aç az. Ay canım benim. Aferin sana. Aferin kızım. Yavuz istersen bırak toprağı ben yedireyim. Sen de kahvaltını et. İşe geç kalacaksın. Yok yok. Sen zahmet etme hayatım. Ben işe gidince bir şeyler atıştırırım. Hem benim sabahları en büyük zevkim toprağımı yedirmek değil mi tatlım? Sen bilirsin Yavuz. O bir peri. Sen yedirmesen de yiyebilir ama haberin yok. Evet. Ama ben babamın yedirmesini çok seviyorum anne. Tabii sen bozuluyorsan onu sihirlerim seninle ilgilenir. Sakın kızım bırak ne hali varsa görsün. Benimle sihirle ilgileneceğine hiç ilgilenmesin daha iyi. Ay! Ay hiç güleceğim yoktu. Yaşasın. Bütün isteklerim gerçekleşiyor. Artık benim sihir yapmama gerek kalmayacak. Çünkü birazdan Eda pılısını pırtısını toplayıp evimize, ana kucağına dönecek. Sen boşuna sevinme. Dünya tersine dönse böyle bir şey olmayacak. Hay nasıl bu kadar emin olabilirsin? Görmüyor musun? Yavuz'dan istediği reaksiyonu, sevgiyi, ilgiyi alamadığı için Eda sinirinden çatır çatır çatlıyor. İyi ki torunum oldu da Yavuz'un sevgisi ikiye bölündü. Başta hep öyle görünür. İlk bebek ilk göz ağrısıdır. Hele hele kız oldu mu, erkek evladı olsun isteyen babalar bile kızının etrafında dört döner deli olur. Ama çok geçmeden bunların bir dengesi bulunur. Erkek gene en büyük aşkına bu defa daha büyük bir aşkla döner. Ona böyle bir evlat verdiği için kadınını her şeyin üstünde tutar. Ay 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 ay. Ayol sen bunları nereden biliyorsun? Bana 2 tane evlat verdin Dudu, müsaade et de bileyim. Kıssadan hisse havaya girme. Bundan sonra işin zor. Yavuz'un, Eda'nın hayal bile edemeyeceğin kadar üstüne düşeceği günler yakındır. Ay her şeyi çok biliyorsun. Hah, ben Eda'nın geri döneceğinden eminim. Hadi biraz daha toparlayalım. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Yerim ben seni. Yerim. Acaba ben de ağzımı açsam bana da kahvaltımı yedirir mi? Anne ne diyorsun? Çok komiksin. Babam bunu duysa gülmekten ölür. Şuna baksana Eda. Babası yediriyor diye zevkten dört köşe oluyor. Değil mi canım benim? Ya ne demezsin? Hı? Babam geldi. Tüh ya, ne kadar da mutluydum. Günaydın baba. Günaydın. Yavuz hazır mısın oğlum? Manzara gördüğünüz gibi. Yavuz Bey her sabahki gibi hazır değiller. Günaydın torun, günaydın, günaydın. Günaydın dede. Yavuzcuğum, ufaklığın yemek işini Eda'ya bıraksan da biz yavaş yavaş gitsek, toplantımız var. Ya içimden bir gram geliyorsa ne olayım? Ya ben bugün evde otursam kızımla oynasam? İyi hoş da ona bakabilmek için çalışman lazım değil mi? Böyle giderse Yavuz evde kızımıza bakacak, ben de dışarı çıkıp iş aramak durumunda kalacağım. Görüyorsun değil mi Yavuz? Gelini bugünlerde ihmal ettin. Kızından onunla ilgilenmeye pek fırsat bulamıyorsun galiba. Burnuma bir dargınlık kokusu geliyor. Dur bakayım. Yok canım, ne dargınlığı? Darılmaz o bana, değil mi Eda'cığım? İyi, hadi çıkalım o zaman. Akşama görüşürüz hayatım. Aa, ben nasıl unuturum, nasıl unuturum. Hadi babaya kocaman bir öpücük. Güle güle baba. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal kızım. Kıskanma anne. Sen istediğin kadar konuş. Görmüyor musun? Bu iş bitmiş, bitmiş. Bir anne olarak kızına bunun doğal bir gelişme olduğunu anlatacağına kına yak, emi? Ay çok konuşma. Zaten kızlarının fanilerle evlenmelerinin tek nedeni sensin. Ya nedenmiş? O kadar iyi bir baba olmasaydın fanilerle değil perilerle evlenirlerdi canım. Ah iyi bir baba olduğumu kabul ettin demek. İyi tamam hadi bu konuyu uzatmayalım. Ben bir Betüşlere bakayım. Ne yapıyorlar, Lara geldi mi, ne konuşuyorlar vesaire. Betüş, seni bu kadar mutlu gördüğüm için çok ama çok memnunum. Mutlu olmayayım, o kadar şanslıyım ki. Dünyanın en iyi kocasına ve en harika çocuklarına sahibim. Yok, asıl şanslı olan biri varsa o da benim. Çünkü eşimi kaybettikten sonra Betüş hem bana çok iyi bir eş hem de çocuklarıma çok iyi bir anne oldu. Bundan hiç kuşkum yok. Betüş her zaman herkes için muhteşem bir yol arkadaşı olmuştur. Benim de her zaman en iyi dostum. Sahi, ben sormayayım diyordum ama yani merakımı cezbetti. Madem bu kadar iyi arkadaştınız da neden bunca yıl birbirinizi görmediniz? Mesela siz bizim düğünümüze niçin gelmediniz? Lara'nın işleri o dönem çok yoğundu hayatım. Biz bir türlü birbirimize ulaşamadık. İyi de yani şimdi insanın arkadaşını arayıp sormasını engelleyecek nasıl bir işi olabilir ki? Aslında ben bunu her ikinize de soruyorum. Bunda Betüş'ün bir suçu yok. Anladım. Aranızda bir şey galiba. Neyse. Yani içimden bir ses bu iki eski arkadaşı bırak kalk işine git diyor. Sizin özel konuşacak şeyleriniz olmalı herhalde. Sağ ol hayatım, çok düşüncelisin. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoşça kalın. Diyorum ki siz burada kalın, ben akşama dönünce Betüş'ün kafesine gidelim. Çok beğeneceksiniz orayı. Çok memnun olurum. Teşekkürler canım. Hadi tamam. İyi işler. Görüşmek üzere. Güle güle hayatım. Güle güle. Nihayet herkes gittiğine göre seninle baş başa konuşabiliriz. Evet. Betüş Hanım bir saniye yukarı çıkabilir misin? Ne oldu Firuze? Betüş! Bir çıksanız Betüş diyorum. Lara ben hemen tamam. Ben de size bir kahve hazırlayayım bari. Olur teşekkür ederim. Betüş! Betüş! Oğlum ne var ne oldu? Ya odamın haline bak. Ay Cem ödümü koparttın yani. Ne var odanın halinde oğlum? Görmüyor musun? Her yer misafir yatağı oldu. Yapma Allah aşkına. Bir gecelik katlanı vereceksin. İyi de birazdan Tuğçe gelecek. Ne olurdu sanki Çilek'in odasında hazırlasaydınız? Ama Cem biliyorsun orası çok küçük. Ya misafirler burada dinlenince biz Tuğçe'yle nerede oturacağız? Çilek'in odasında. Sen öyle san. Çilek kendisine yeni arkadaş buldu. Bizi oraya sokar mı sanıyorsun? Aa hadi Cem hiç de öyle değil. Bak Ceren de Çilek'in yanında şimdi hiç sesleri çıkmıyor gördün mü? Betüş! Lara teyze annem nerede? Galiba Cem'in odasına çıktı. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. hasret.